Merhaba arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kışlık hazırlıklarından, şimdi tam mevsimindeyken çilek nasıl saklanılır sizlere paylaşmak istedim. Artık marketlerde bol bol çilekleri görüyoruz. Artık ucuzladı da. Ben 500 gram paketim bir tanesini 1 euro 80 kuruşa aldım. Yani yaklaşık 1 kilosu 3 euro 60 sent arkadaşlar. Sizlerde durum nasıl? Sizler kaç euroya ya da liraya alıyorsunuz? Kilosu ne kadar? Aşağıya yazarsanız sevinirim. Daha önceden kilosu 5-6 euroyken şimdi yarı fiyatına düştü. Evet, öncelikle çileklerimizi güzelce yıkıyorum. Birkaç sefer yıkama işlemini yaptırdıktan sonra süzüp yapraklarını bu şekilde kesiyorum. Evet. Küçük olan çilekleri bu şekilde kavanoza tüm olarak ekliyorum. Eğer büyük olan çilekler varsa onları da 1, 2, 3, 4 parçaya kesebilirsiniz arkadaşlar. Evet, kavanozum dolana kadar çilekleri tüm bir şekilde içerisine ekledim. Ve yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar da limon suyu sıkıyorum üzerine. Hem rengini koruyacak hem de güzel bir lezzet verecektir. Yaklaşık 3 yemek kaşığı şeker üzerine bu şekilde döküyorum arkadaşlar. Yapımı çok kolay gerçekten. Hemen hemen her meyveyi bu şekilde yapabilirsiniz, saklayabilirsiniz. Uzun ömürlü kışlık hazırlıkları yapabilirsiniz. Üzerine de üstü dolana kadar kaynar sıcak su, kettle'da kaynattığım sıcak suyu dolduruyorum. Ve hemen kapağını sıkıca kapatıyorum. Bu şekilde vakumlanmasını sağlıyorum arkadaşlar. Sıcak su üzerine döktüğüm için hiçbir şekilde kaynatma işlemi yapmayacağım. İçerisindeki sıcak su vakumlanmaya yeterli gelecektir. Evet, bu şekilde çileklerinizi saklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şahane görünüyor. Rengi de harika arkadaşlar. Evet, uzun ömürlü bu şekilde serin erzak dolabınızda saklayabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar şunu da parantez içinde belirtmek istiyorum. Kapaklarınız hiçbir şekilde hasarlı olmasın, hava almasın. Garanti tutmasını isterseniz yeni kapak kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde konservelik çileklerimi hazırladım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.